Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçtiğimiz yıl Sakarya'da 7653 çift evlenirken 2228 çift boşandı. Sakaryalılara sorduk. İnsanlar neden boşanıyor ve siz bu verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte cevaplar. Merhabalar, sizleri tanıyabilir miyim? Tabii tanıyabilirsiniz. İsmim İhsan. Benim adım Irmak. Sakarya'da yaşıyorum. Merhaba, ismim Zeki Yazıcı. Emircan ben, 22 yaşındayım. Merhaba, adım Metin, soy ismim Bal, Sakaryalıyım. Nevin Okur. İsmim Engin, Sakarya'da yaşıyorum. Evli misiniz? Evlisiniz. Kaç yıllık evlisiniz? Evliyim, 45 yıllık. 32 yıllık evliyim. Evli değilim. Evlenmeyi de düşünmüyorum açıkçası şu an. Evli değilim, daha düşünmüyorum da şu anda. Evli değilim, evlenmeyi düşünüyorum. 35 senelik evliyim. 20 yıldır evliyiz. Mutlu bir evliliğimiz olduğunu düşünüyorum. Peki gençlere evliliği tavsiye eder misiniz? Gençlere evliliği tavsiye ederim. Etmem. Çünkü bilmiyorum, yani çok iyi anlaşmaları lazım bence. Ederim ama bu şartlarda gençler zor evlenecekler. Mobilya, ev derken zaten milyonluk borçlara giriyorsun. Bence şu anki şartlarda evlenmek çok zor. Tavsiye de etmiyorum yani. Ya şöyle bir şey var. Evlilikte bereket var derler. Yani insanların zaten eş bulması gerekiyor. Hani hayat arkadaşı bulması gerekiyor. Ben de evlenme taraftarıyım yani. Evliliği tavsiye ediyorum ama çocuk yapmasınlar. Bir tane. Başka yapmasınlar. Geçim hayat zor. Tabii ki tavsiye ederim. Evlilik güzel bir şey. Hayatı beraber yüklüyorsun. Hayata dair mutlulukları ve hüzünleri paylaşacağın birisi oluyor. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl her 7 çiftten ikisi boşanıyor. Sizce bunun nedeni nedir? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kişi sadakatsizlikten, geçim sıkıntısı da olabilir. Millet harman sarmaya, idare etmeye kimse alışmamış. Yani biraz sıkıntıya girdi mi çatışmalar, kavgalar başlıyor. Başlayınca işte ayrılıklar da oluşabiliyor. Yani kanaat etmek lazım. Önce kanaat etmeleri lazım diye ben öyle düşünüyorum. Ve sadakatsizlik olmaması lazım. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz bir yılda her 7 çiftten ikisi boşanmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani boşanmayanlar da ileride boşanacaktır. Ben evliliği tavsiye etmiyorum kimseye kesinlikle. Artık ekonomik olarak da zor. İnsanlar pandemiden sonra psikolojik olarak da çok yıprandılar. O yüzden evlilik için gerçekten çok sağlıklı bir kafa lazım bence. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Sakarya'da her 7 çiftten ikisi boşanıyor. Bu verileri nasıl buluyorsunuz ve insanlar neden boşanıyor? Başta bir ekonomiye dayalı. Ondan sonrası saygıya dayalı. Saygının bittiği yerde her şey bitiyor maalesef. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Sakarya'da her 7 çiftten ikisi boşanmış. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ve insanlar neden boşanıyor? Boşanma sebeplerinin bana göre asıl kaynakları geçim sıkıntısı, iş bulamama, anlaşamama. Bence en büyük problem bu olabilir bence. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Sakarya'da her 7 çiftten ikisi boşanmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanlar neden boşanıyor? Şöyle, biraz tabii geçim sıkıntısı nedeniyle olabilir ama bence asıl nedeni insanların kendine, birbirlerine saygısı kalmamış. Sabırı kalmamış. Yani en ufak bir sıkıntıda hemen kavga, gürültü, bağırış, çağırış. Yani insanların birbirine sabrı kalmamış. Geçtiğimiz yıl Sakarya'da her 7 çiften ikisi boşanmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ve insanlar neden boşanıyor? Bence geçim zorluğu. Yani katlanamıyorlar. Şartlar çok zor. Her şey çok güzel geliyor ama evliliğe girince bu sefer ne oluyor? Parasızlık, huzursuzluk. Onlar olduğu takdirde saygı, sevgi kalmıyor. Her şey bitiyor. Yani. Her şey başı para. Peki TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl Sakarya'da her 7 çiften ikisi boşanmış. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İnsanlar neden boşanıyor? Muhtemelen gelir adaletsizliği yüzünden boşanıyordur. Yani kişiler oldukları yerde gelir adaletsizliğinden ötürü, her şeye sahip olamamadan ötürü bir eşitsizlik durumunda ilk önce nasıl işte mutlu günlerini eşleriyle paylaşıyorsa mutsuzluklarını da ilk başta eşleriyle paylaşırlar diye düşünüyorum. Muhtemelen ondandır diye düşünüyorum. Yoksa başka bir sebep olacağını düşünmüyorum. Yani bir kalp bir kalbe karşı bir şey hissettiyse onu yıllarca hisseder. İnsan ilk sevgilisiyle evlenmez ama yıllar da geçse o ilk sevdiği insanı unutmaz diye düşünüyorum. Bunun parayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani eğer insan bulunduğu yerden mutlu değilse ilk önce bunu sevdiğinden acısını çıkartıyor. Muhtemelen bundandır diye düşünüyorum.